Tuğba Hanım merhaba. Merhaba. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Zafer Partisi'ndeki görevleriniz nelerdir? Ben Umahan Aka, Eskişehir Zafer Partisi İl Başkan Yardımcısıyım. Evet. Zafer Partisi'nin Eskişehir'deki çalışmaları nasıl gidiyor efendim? Gayet güzel gidiyor. Enerjimiz yerinde. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Standlarımızı açıyoruz. Sığınmacıları geri göndermek için imza kampanyalarımız var. Üye kayıtlarımız var. Böyle güzel çalışmalarımız, etkinliklerimiz devam etmekte. İşte insanlar genelde ev kiralarını ödeyemeyecek durumdalar. Muhtarlarımızda, ziyaretlerimizde şunu fark ettik ki yoğun bir icra dosyaları var ki insanlar onu artık gelip alma zahmetinde dahi bulunmuyorlar. Çünkü biliyorlar ki ödeyemeyecekler. Efendim, Z kuşağının en çok iyi gösterdiği partilerden bir tanesiniz. Evet. Gençlerin Zafer Partisi'ne bakış açısı sizce nasıl? Yeni nesil teknolojiyi çok güzel kullanıyor. Biliyorsunuz ki biz medyada yer bulamıyoruz. Kendi imkanlarımıza sosyal medyaları kullanıyoruz. Sosyal medyaları da gençlerimiz çok aktif kullandığı için ve araştırmayı sevdiği için Zafer kuşağımız araştırarak, bilerek ve öğrenerek doğruyu bulmaya çalışıyorlar. Doğruyu da bulduklarına inanıyorlar ki biz de onları kucaklıyoruz. Efendim, bir Türk kadın siyasetçi olarak size sormak istediğim bir soru var. Bu sığınmacılar biliyorsunuz Türk kızların fotoğraflarını çekip internette paylaşıyorlar. Bunlar son zamanlarda basında daha az yer almaya başladı. Bir de kadın cinayetleri. Her gün birkaç kadın katlediliyor. Ama normal haber algılanmıyor. Sizin bu konudaki bakış açınız, görüşleriniz neler? Türk kadının yeri ve önemi artık ne yazık ki ses olarak imdat çığlıklarıyla yer buluyor. Ve bu katledilen, cinayete kurban giden kadın arkadaşlarımız, ablalarımız, kardeşlerimiz artık sadece gazete manşetlerinde cinayet haberleriyle yer alıyor. Bunun yanı sıra bir kadın olarak, 3 kız çocuğu annesi olarak bundan tabii ki çok rahatsızım ve bu artık sıradan bir haber, sıradan bir durummuş gibi lanse ediliyor ne yazık ki. Ama bunun daha ötesi var. Ötesi de şudur ki şimdi gelen sığınmacılara baktığınızda işte 18-25 yaş aralığındaki sığınmacılar, o gelen sığınmacılar ne yazık ki annesini, babasını, kız kardeşini, eşini orada bırakıp geliyor. Orada neye maruz kaldığını bilmiyor. Şimdi bizim Türk toplumundaki erkeklerimiz annesine ve vatanına kırmızı çizgisi var. Fakat asimile olma durumu söz konusu. 20 yıl sonra, belki de 10 yıl sonra Türk kadını kendi annesine, vatanına saygısı olmayan, kendi kadınlarını öteleştirmiş, sadece kendisini ön planda çıkarmaya çalışan bir toplumla ne yazık ki karşı karşıya sığınmacılarla 20 yıl sonrası olabilecek cinayetleri düşünebiliyor musunuz? Şu an mevcut sistemde annesine ve vatanına kıyamayan, kırmızı çizgisi olan Türk toplumundaki bu cinayetler varken kendi kadınını yok sayan bir milletle karşı karşıyayız. Ne yazık ki kadının yeri ve değeri Türkiye'de bence yok olmak üzere. Sığınmacıların çektiği fotoğraflarla ilgili sadece sınır dışı ediliyorlar diye biliyorum. Evet, buradan sınır dışı ediyorlar. Öbür taraftan tekrar geri geliyor. Bunun önü alınmıyor ne yazık ki. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Allah yardımcınız olsun. Bir kadın olduğunuz için söylüyorum. Yoksa Zafer Partisi'nden açık. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hoşçakalın.